Evrim teorisine göre insanların maymundan geldiği iddia edildi ve bizlere yıllarca buna inandırılmaya çalışıldı. Ders kitaplarımızdan hatırlarsınız. Oysa Kur'an ilk insandan Adem peygamberden bahseder ve aynı Kur'an insanların maymundan geldiğine değil de geçmiş yıllarda yaşamış bir grup insanların maymuna dönüştüğünden bahseder. İşte bu bizlere son derece ibretler verecek olağanüstü gerçek bir hikayeyi dinlemeye hazır mısınız? Bu hikaye aslında şeytanın insan üzerinde uyguladığı hilelerinden bir başka yöntemin varlığını bize göstermekte. Bana kalırsa videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Aynı zamanda günümüz yaşantımıza da ışık tutacaktır. Oldukça ilginç ve bir o kadar da bizlere ders veren bu gerçekten yaşanmış hadise tahminen bugünkü Gazze sınırından Suriye'ye uzanan Akdeniz sahilinde bir kasabada gerçekleşti. Hazreti Davut'un döneminde yaşandığı biliniyor. Deniz sahilinde yaşamış, söz edilen bu Yahudi halkının peygamberi kavmine Allah'ın cuma gününü mübarek kıldığını bildirdi. Halkı karşı çıktı ve biz cumayı istemiyoruz, cumartesi olsun dediler. Bu asi çıkışları peygamberlerini üzdü. Yine de Allah isteklerini kabul etti ve dedikleri gibi olsun. Fakat cumartesi balık avlamaları yasaklandı onlara. Diğer günlerde avlanmaları serbest edildi. Allah aslında bu teklifle onları sınamıştı. Bilemediler. Çünkü imtihan gereği avlanmanın serbest olduğu günlerde balıklar onlardan uzaklaşıyor, cumartesi günü ise sürülerle geliyordu. Şeytan kasaba halkından bazılarının kulağına bir şeyler fısıldamış ve balıkları avlamayı onlara sevimli göstermiştir. Fakat Allah'ın emrine karşı nasıl hile yapacaklardı bilmiyorlardı. Şeytan onlara sinsi olduğu kadar da çirkin bir hile yolunu öğretmiş ve cumartesi günü avlanacakları yolu onlara öğretmiştir. Birazdan buna geleceğim. Günümüzde Yahudi inancında da cumartesi yasağı hadisesi vardır. Tevrat'ta bahseder. Tevrat'ta geçen Şabat günü cumartesi günüdür ve onlar cumartesiyi kutsal gün olarak inanmışlardır. Ancak onlar Allah inancında sapıklık içerisindeler. Allah'ın cumartesi dinlendiği gün olarak inanırlar. Tevrat çıkış 20. bölüm 8'de Şabat gününü kutsal sayarak anımsa. 9. 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. 10. Ama 7. gün bana, Tanrı'nın Rabbe, Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. 11. Çünkü ben, Rab, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım. 7. gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Tevrat'ta böyle geçerken oysa Kur'an'da özellikle de Bakara 255'te yani Ayetel Kürsi'de Allah bize kendini tanıtırken her türlü eksikliklerden uzak olduğunu bildirmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de bir uyku. Konumuza geri dönersek, Kur'an'da sebt günü olarak geçen cumartesi yasağı, İsrailoğullarının cumartesi gününü ibadete ayıracaklarına ve çalışmayacaklarına dair söz verdikleri gündür. Cumartesi günü tatil olacak, namaz kılıp Allah'ı öven, tesbihatlar yaparak bütün günü ibadetle geçireceklerdi. Nisa suresi 154'te şöyle geçer. Verdikleri söz dolayısıyla Tur Dağı'nı üzerlerine yükselttik. Oraya secde ederek girin dedik. Cumartesi günü haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Cumartesi gününde avlanmak yasaklanmıştı. İmtihan gereği cumartesi günü balıklar daha fazla gelmeye başladı. Bu bolluğu gören İsrailoğullarından şeytana uyanlardan bazıları Allah'ı kandırmanın yollarını öğrendi. Daha doğrusu kandırdıklarını zannettiler ve şöyle bir çözüm buldu. Deniz kenarlarına havuzlar kazıp balıkların içine düşeceği tuzaklar kurdular. Cuma günü gelen balıklar bu havuza düştüler. Pazar günü havuzdaki balıkları alıp böylece cumartesi günü avlanmamış olacaklardı. İşlerinden aklı başında olanlar bu fikri beğenmediler. Bunun Allah'ı kandırmaya çalışmak olduğunu söyledi. Fakat kendini akıllı zannedenler bu işe kalkışmışlardı. Kur'an'da bu hadise şöyle anlatılır.
Araf suresi 163. Sor onlara, o kasabadan deniz kenarında cumartesi gününde haddi aşıyorlardı. Cumartesi günü balıklar onlara akın ediyor, diğer günlerde gelmiyordu. Fıska düşmeleri sebebiyle onları imtihan ediyorduk. Onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği ve şiddetli bir azap vereceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediğinde Rabbimize bir mazeret sunalım diye umulur ki takva sahibi olurlar dediler. Artık zikrettikleri şeyi, cumartesi yasağını unuttukları zaman kötülükten yasaklayanları kurtardık. Zulmedenleri kötü bir azapla yakaladık. Fıska düşmeleri sebebiyle. Böylece onlar men edildikleri şeyde ısrarcı olunca aşağılık maymunlar olun dedik. Allah'a verilen sözler mutlaka tutulmalıdır. Aksi halde kötü sonuçlar doğurur. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında çok çirkin bir davranış. Saf suresi 2 ve 3. ayetler. Allah'a verdiği sözü tutmayan Yahudilerden elebaşları maymuna dönüşme cezası almış. Onları uyanlara ise ceza dokunmamıştır. Bir başka ayette ise sizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu ibretlik kıldık. Onların önündekiler ve arkasındaki sonraki nesillere takva sahipleri için öğüt kıldık. Maymuna dönüşme olayının fiziksel mi yoksa manevi mi olduğu tartışılmıştır. Fakat Rabbimiz karakterini maymuna çevirdik dememiştir. Ayrıca bu olayın ibretlik olması da fiziksel dönüşüm olduğuna delalet eder. Sizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Ayeti de son peygamberin zuhur etmesine kadar bu olayın dilden dile aktarıldığı bildirilir. Günümüzde şöyle bir etrafa bakalım. Allah'a inanmayanların veya sapkınlığa düşenlerin zaten Allah giderek yüzlerindeki nuru alıp maymuna çevirmiyor mu?